Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. TYT YouTube Soru Bankası oynatma listesindesiniz. Harita bilgisi ünitesindeyiz. İlk testimizle soru çözümüne başlıyorum. Evet, ilk sorumuz haritanın temel özellikleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bütün haritalarda olması gereken özelliklerden biridir? Evet, bazı özellikler vardır ki karşınıza çıkan tüm haritalarda bu özelliklere ulaşabilirsiniz. Bakalım hangisi bu özelliklerden biriymiş? Kabartma yöntemine göre çizilmelidir. Arkadaşlar, kabartma yöntemi bir çizim yöntemidir ama bütün haritalar kabartma yöntemiyle çizilmek zorunda değildir. Yani kabartma yöntemi tüm haritalarda karşımıza çıkacak bir özellik değildir. Bolu seçeneğinde yer şekilleri özelliklerine ulaşılabilir diyor. Evet, yer şekilleri özelliklerine ulaşabileceğiniz haritalar da vardır. Fiziki haritalardır ama tüm haritalardan, mesela siyasi haritalardan, beşeri ekonomik haritalardan farklı farklı haritalar var arkadaşlar. Her haritadan fiziki özelliklere ulaşmak mümkün değildir. Yalnızca fiziki haritalardan yer şekli özelliklerine ulaşmak mümkündür. C seçeneğine geçiyorum. İdari sınırlar gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar, sınırlara ulaşabileceğiniz haritalarda siyasi ve idari haritalardır. Siyasi haritalardan ülke sınırlarına ulaşabilirsiniz. İdari haritalardan da il, ilçe, eyalet sınırları gibi idari bölünmüşlük sınırlarına ulaşabilirsiniz. Denizli seçeneğinde belirli bir ölçeğe göre çizilmelidir diyor. İşte cevabımız bu arkadaşlar. Ölçek haritanın şartıdır. Karşınıza çıkan çizim harita adını almış bir çizim. İster fiziki harita olsun, ister beşeri ekonomik harita olsun, ister siyasi idari harita olsun, ister özel haritalar olsun. Eğer haritaysa ölçeği olmak zorundadır. Hatırlayın haritanın şartlarını: ölçeği olmalıdır, kuş bakışı özelliğe sahip olmalıdır ve düzleme aktarılmalıdır. Bu 3 şart haritanın şartıdır. Tüm haritalarda karşınıza çıkacak özelliklerdir. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği. Edirne'ye de bakalım. Ekvatordan kutuplara doğru bozulma artar diyor. Bu projeksiyon yöntemlerini bize hatırlattı. 3 çeşit projeksiyon yöntemi vardı. Silindir projeksiyon, konik projeksiyon ve düzlem projeksiyon. Bu ekvatordan kutuplara doğru bozulma artar özelliği yalnızca silindir projeksiyona ait bir özellikti. Tüm haritalarda karşımıza çıkacak bir özellik değildi. Sıradaki sorumuz projeksiyon yöntemleriyle ilgili bir soru. Silindir projeksiyonla çizilen bir dünya haritasında aşağıdaki ülkelerden hangisinde bozulma en azdır diyor. Önce projeksiyon yönteminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz dünya haritaları çizilirken bozulmalar meydana gelir. Çok önemli bir bilgi. Dünya küresel şekle sahiptir. Haritalarda düz zemine aktarılmak zorundadır. İşte küresel şekle sahip bir yeri düz bir zemine aktarırken mutlaka ama mutlaka bozulmalar meydana gelir. Çok önemli bir bilgi. Haritalarda bozulmalar neden meydana gelir? Dünya küresel şekle sahip olduğu için. İşte bu bozulmaları en aza indirebilmek için projeksiyon yöntemleri kullanılır arkadaşlar. 3 çeşit projeksiyon yöntemi vardır. Silindir projeksiyon, düzlem projeksiyon ve konik projeksiyon. Silindir projeksiyonda en güzel, en az hatayla çizilen alanlar ekvatordadır. Kutuplara doğru gidildikçe bozulma artar. Bakın dikkat, silindir projeksiyonda ekvatordan kutuplara doğru bozulma artar. Konik projeksiyonda orta enlemler gerçeğe daha uygun çizilmektedir. Mesela Türkiye konik projeksiyona göre çizilen haritalarda gerçeğe daha uygun çizilmektedir. Düzlem projeksiyon ise daha çok dar alanları, büyük ölçekli haritaları çizmede kullanılır. Çoğunlukla da kutuplar çevresini çizmek için kullanılır. Merkez alınan yer, bu kutuplar olabilir ya da farklı bir alan olabilir, size belirtmek zorundadır bu merkez alınan yeri. Düzlem projeksiyonda merkez alınan yer neresi ise en az hatayla orası çizilecektir. Kısa bir hatırlatma yapmış olduk. Bize sorulan yer silindir projeksiyon. Arkadaşlar, silindir projeksiyonda en az hatayla ekvator ve çevresi çizilir. Bize de bunu soruyor zaten. Yani şu verilen ülkelerden ekvatora en yakın olanı arıyoruz. Sevgili arkadaşlar, işte bu noktada benim sık sık vurguladığım olay karşınıza çıkıyor. Harita hakimiyeti. Bakın, silindir projeksiyonun çok basit bir özelliğini bilmek yeterli olmayabilir. Ekvatorda bozulma az, bunu biliyorum ama hangi ülke ekvatora daha yakın, bunu biliyor muyum? İşte bu çok önemli arkadaşlar. O yüzden harita hakimiyeti çok önemlidir. Harita çalışması çok önemlidir. Verilen ülkelerden Kanada kutuba yakın ülkelerden biridir. İşte bu bölgede. İtalya Bolu seçeneğinde, Avrupa'da, Avrupa'nın güneyindedir ama Avrupa'nın güneyinde olsa da yine ekvatora çok yakın olduğunu söyleyemeyiz.
İran Türkiye'nin komşusudur. İşte şu alanda, bu da orta kuşakta, Ekvator'a biraz daha yaklaştık ama hala çok yakın değiliz. Mısır, biraz daha yaklaştık arkadaşlar, işte şu bölgede Mısır ama hala çok yakın değiliz. Endonezya, işte şurada arkadaşlar, tam Ekvator'un geçtiği ülkelerden biridir. Silindir projeksiyona göre bu ülkeler içinde en az hatayla Endonezya çizilecektir. Cevap E seçeneği. Evet, sıradaki sorumuzda yine harita bilgisiyle ilgili önemli kavramlardan biri var arkadaşlar. Gerçek alan ve iz düşümsel alan kavramları. Gerçek alan bir bölgenin dağ, tepe, ova, plato tüm yeryüzü şekilleriyle birlikte hesaplanmış alanıdır. Bakın, gerçek alan tüm yüzey şekilleriyle birlikte hesaplanmış alandır. İz düşüm alanı ise bir bölgenin sadece taban alanıdır arkadaşlar. Yeryüzü şekilleri yok sayılarak, sadece tabanı hesaplanarak yapılmış alanı ise iz düşümsel alandır. Şimdi dikkat! Bir bölgenin gerçek alanıyla iz düşümsel alan arasındaki farkın fazla olması, o bölgede yükselti ve engebenin fazla olduğunu bize göstermektedir. Çok önemli bir bilgi, temel bilgilerden biridir. Bu soruda aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçek alanla iz düşümsel alan arasındaki fark daha fazladır diye soruyor. Ne demiştik? Farkın fazla olması, yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu, yükselti ve engebenin fazla olduğu anlamına geliyor demiştik. O zaman arkadaşlar, bu verilen şıklar içinde yükselti ve engebenin en fazla olduğu seçeneği arıyoruz. Bakın, yine harita hakimiyeti karşımıza çıktı. Az önceki bilgi temel bilgi, çok basit bir bilgiydi. Gerçek alanla iz düşümsel alan arasındaki fark fazlaysa yükselti ve engebe fazladır. Tamam da ben dünya üzerindeki ülkelerden hangisi yüksek engebeli, hangisi yer şekilleri sade olan bir ülke, bunu biliyor muyum? Eğer bunu bilmiyorsam bu çok basit kavramlar bile benim için zor hale gelebilir arkadaşlar. Bakın, soruda farkın fazla olduğu, yani yüksek ve engebeli ülkeyi istiyor. Mısır şuradadır. Yeşil renk hakim Mısır'da. Ortalama yükselti azdır. Yer şekilleri sadedir. Danimarka yine Avrupa'nın kuzeyinde yer şekillerinin en sade olduğu ülkelerden biridir. Belçika, Hollanda, Danimarka, bunlar da yer şekilleri oldukça sadedir. İran Türkiye'nin komşusudur. Kahverenginin en bol olduğu ülkelerden biridir. Fiziki haritalarda yüzey şekillerinin en engebeli olduğu ülkelerden biri olarak İran'ı görürsünüz arkadaşlar. Cevabımız bu olmalı. Macaristan, Avrupa'nın ortasında ovalarıyla, geniş düzlükleriyle meşhur bir ülkedir arkadaşlar. Bu da olamaz. Hollanda, az önce söylemiştik, neredeyse bir tane bile dağ yok. Yeryüzü şekillerinin en sade olduğu ülkelerden biriydi. Biz engebeli olanı arıyorduk. Cevabımız İran seçeneğidir. Soru çözümlerinde sıradaki sorudayız arkadaşlar. Yukarıdaki özelliklerden hangilerine fiziki haritalardan faydalanarak ulaşılabilir? Fiziki haritalar, yeryüzü şekillerinin gösterildiği haritalardır arkadaşlar. Ülke sınırları demiş. Sınırları gösteren haritalar siyasi ve idari haritalardı arkadaşlar. Ülke sınırlarını siyasi haritalar gösteriyordu. İl, ilçe, eyalet sınırları gibi idari bölünmüşlük sınırlarını İdari haritalar gösteriyordu. Ülke sınırları fiziki haritalarda yoktur. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Mesela Türkiye fiziki haritasını inceliyorsunuzdur. Türkiye, İran sınırı, Türkiye, Irak, Bulgaristan, Yunanistan sınırları. Bunları görmüşsünüzdür. Bu kafanızı karıştırmasın. Türkiye fiziki haritasını incelerken Türkiye sınırlarını görüyorsam demek ki ülke sınırları fiziki haritalarda olur gibi bir yanlışa düşmeyin arkadaşlar. O sadece Türkiye için hazırlanmış bir harita olduğu için Türkiye sınırlarını görüyorsunuz. Eğer siz dünya fiziki haritasını inceliyor olsaydınız Türkiye'nin İran'la, Bulgaristan'la, Yunanistan'la olan sınırlarını görmeyecektiniz. Sadece Türkiye için hazırlanmış bir harita olduğu için ülke sınırlarını gördünüz. Dikkat! Fiziki haritalarda ülke sınırları yoktur. Evet, ikinci sırada gerçek uzaklıklar var. Arkadaşlar, gerçek uzaklıklar, gerçek alanlar, bunlar için herhangi bir harita sizin için yeterli olacaktır. Eğer haritaysa, harita şartlarını sağlıyorsa, hatırlayın haritanın şartlarını, ölçeği olmalı, kuş bakışı görünüme sahip olmalı, düzleme aktarılmalı demiştik. İşte haritalardaki ölçek, uzaklık ve alan hesaplamaları için kullanılır. Karşınızdaki harita ister fiziki harita olsun, ister siyasi harita olsun, ister özel harita olsun, tüm haritalarda uzaklık ve alan hesabı yapılabilir. Dolayısıyla fiziki haritalardan faydalanarak ikinci kelime grubuna, yani gerçek uzaklıklara ulaşabilirsiniz. Üçüncüsü profil çıkarma. Profil, neyin profilini çıkarıyorsunuz?
yeryüzü şekillerinin, mesela bir dağın yandan görünüşü profildir. Fiziki haritalarda da zaten dağlar, tepeler, yeryüzü şekilleri var. O zaman profil çıkarma fiziki haritalardan faydalanarak ulaşılabilecek bir bilgidir. Dördüncü sırada yağış özellikleri var. Yağış özellikleri de sadece bu amaçla hazırlanmış özel haritalardan ulaşılabilecek bir bilgidir. Fiziki haritalardan ulaşılamaz. O zaman cevabımız arkadaşlar gerçek uzaklıklar ve profil çıkarma, yani 2 ve 3 olmalıdır. Sıradaki sorumuz yine ölçekle ilgili bir soru. Yukarıda aynı boyutta kağıtlar üzerinde 4 farklı bölgeye ait haritalar gösterilmiştir. Bu haritaların ölçekleri büyükten küçüğe doğru aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır? Evet arkadaşlar, ölçekle ilgili en temel özelliklerden birini hatırlatmak istiyorum. Kim daha çok küçültülmüşse o küçük ölçektir. Bakın, kim daha çok küçültülmüşse o küçük ölçektir. Aynı boyutta kağıtlar var. Birinde dünya gösterilmiş, birinde Asya kıtası, birinde Türkiye ve birinde de Güneydoğu Anadolu bölgesi. Mesela şu 4 numaralı haritayla, Güneydoğu Anadolu bölgesiyle başlayalım. Güneydoğu Anadolu bölgesini gösterdiğim yere 3. haritada Türkiye'yi sığdırmışım. Yani 3. harita 4. haritaya göre daha fazla küçültülmüş. O zaman 3. harita 4. haritaya göre daha küçük ölçekli olmalıdır. Yine aynı mantıkla 2. haritayla 3. haritayı kıyaslayalım. Bakın, 3. haritada Türkiye'yi göstermişim. Bu kez 2. haritada aynı boyuttaki alana, yani Türkiye'yi gösterdiğim alana bu sefer Asya kıtasını sığdırmışım. Yani 2. haritada 3. haritaya göre daha fazla küçültme yapmışım. O zaman bu ikisini kıyasladığımda Asya kıtasının göründüğü harita daha küçük ölçeklidir. Şimdi de 1. haritayla 2. haritayı kıyaslayalım. Bakın arkadaşlar, 2. haritada Asya kıtasını gösterdiğim yere çok daha fazla küçültme yaparak tüm dünyayı sığdırmışım. O zaman 1 ile 2'yi kıyasladığımda da 1 numaralı harita daha fazla küçültülmüştür. Daha küçük ölçekli haritadır. Hepsine baktığınızda 1 numaralı harita o aynı boyuttaki alana tüm dünyayı sığdırdığım için, yani en fazla küçültmeyi 1 numaralı haritada yaptığım için en küçük ölçekli harita 1 numaralı haritadır. En büyük ölçekli harita ise, yani en az küçültmeye ihtiyaç duyduğum harita ise 4 numaralı haritadır. O zaman ölçekleri büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en büyük ölçekli harita, en ayrıntılı harita, en güzel görünen harita 4 numaralı haritadır. Sonra 3 numaralı harita, sonra 2 numaralı harita ve ayrıntının en az olduğu, en fazla küçültülen harita da 1 numaralı haritadır. 4, 3, 2, 1 cevabımız Bolu seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar, harita bilgisi soru çözümlerinde ilk testimizin sonuna geldik. Soru çözüm videoları devam edecek ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beğeniler, yorumlar ve sevdiklerinizle bu videoları paylaşmalarınız bizim için en büyük destek olacak. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.